Selamlar sevgiler fantastik severler. Ben Deniz Fantastik Sever Bey nasılsınız? iyi misiniz? Umarım saatlisinizdir. Aldım çayımı kahvemi önüme. Geçtim. Önümüzdeki session'ın ilk bölümünün başına. Önümüzdeki session. import ettim ki lafımın ortasında çayımı içtiğini, içtiğimi anlayın. <laughs> önümüzdeki session benim FRP session'larıma nasıl hazırlandığımla alakalı bir seri olacak. Önümüzdeki session'lara Önümüzdeki Session'ın ismini vereceğim. Önümüzdeki Session diye aratarak kanalda muhtemelen bulabilirsiniz. Ayrı bir playlist'e de koyarım belki ama RPG Hoşbeşi içerisinde tutmayı planlıyorum genel olarak. Dolayısıyla önümüzdeki Session RPG Hoşbeşi 9. 10. 10. 11. 12. bölümü bilmiyorum kaçıncı bölüm yapmışımdır. Şimdi huzurlarınızda bu videolar şu şekilde olacak. Ben uzun uzun konuşacağım ve konuşmamın yanı sıra uzun uzun araştırma yapacağım, bir şeyler yapacağım, notlar alacağım vesaire Ve bunları bir montaj olarak sizin önünüze atmaya, fırlatmaya çalışacağım. Umarım çalışırlar çünkü çalışmayabilecek çok fazla kısım var. Bir adet deneme yaptım. Çok da güzel bir encounter yapmıştım. Ama hem eksik kalan kısımlar oldu hem de encounter'ı istediğim şekilde oynatamadım oyuncularıma. Dolayısıyla güzel bir örnek olmadı. O yüzden tekrardan deniyorum önümüzdeki session'ın ilk bölümünü. Ve o zaman isim vermemiştim. Video önümüzdeki session değildi. Dolayısıyla 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 farklı bir şeydi. Bu video serisini izleyecekler. Merak edenler. Böyle 40 dakika 1 saat olmasına hazırlıklı olsunlar. Hikaye yazmayla dünya yaratmayla ilgiliyseniz ya da oyun tasarımıyla ilgiliyseniz bu videolar size hitap edebilir. Ayrıca FRP bilmiyorsanız FRP nedir hızlıca öğrenebilirsiniz. FRP nedir videosuna gidebilirsiniz. RPG Orpiş'in önceki videolarını izleyebilirsiniz veya bunun yanı sıra direkt internetten öğrenebilirsiniz. İnternet çok güzel bir bilgi kaynağı. Haydi başlayayım o zaman ben yavaşça tasarımıma. Oyuncularım en son kaldıkları noktada bir kasabaya dadanmış haydutların kampına gitmişlerdi ve onları öldürmüşlerdi. O noktadan kasabaya geri döneceklerdi e, oyuncuların arasında bir adet. Barlok, sevgili Florizel, Baychowski'nin oyunda bir adet. Fighter, sevgili Varsar'ın oyunda ve bir adet ismini vermeyeceğim. Şimdi başka bir arkadaşımızın oynadı. Markus adlı büyücü var. Fighter'ımızın adı da Hakkan bu arada. Ve bu üçü aslına bakarsanız Forgotten Realms evreninde Neverwinter'la Gauntlegrim'in bulunduğu dağ arasında, Hotnow dağı arasında mekik dokuyan bir hikayede bulunuyorlar. Neverwinter'ın altındaki şehir Mifer dibinde bir klerik tapınağı olduğunu, bir klerik manastırı olduğunu onlara söyledim ve bu klerik manastırında bir iskelet sıkıntısı çıktığını anlattım başka bir NPC'ce ve kendileri gidip denemek yerine, gidip bakmak yerine oraya bakmamayı seçtiler. Basit bir yan görevi yapmamayı seçtiler ve dolayısıyla şu anda Miferbaşı tamamen iskeletlerden oluşan ölü bir şehir konumunda. Miferbaşı dedim de bu arada Helms Helms bir şey. Ben Türkçe'ye çeviriyorum. Neverwinter'da galiba kış gelmez diyorum arada bir ama Helms bir şey bir şey. Forgotten Realms haritasına bakarsanız belki de ben ekran koyarım. Şimdi dönecek olursam bu session'da oyuncularımın ne yapmasını istiyorum, ne yaşamasını istiyorum? Buna bakmam lazım. Session by session tasarımını yapmak, bölümleri tasarlamak çok daha rahattır, çok daha rahat demeyeyim gerçi biraz paniktir aslında bakarsanız ama çok daha iyi oyunlar çıkarır oyunculara karşı. Bunun temel sebebi de oyuncuların bir önceki session'da yaptığı değişimlere göre bir sonraki seçim değiştirebilecek olmanızdır. Eğer her şeyi peşinden yazarsanız oyuncular farklı rotadan çıktığında ya da oyuncular farklı bir yöne gitmeye çalıştığında ya da hikaye değiştirdiğinde yetişemezsiniz. Her şeyinizi çöpe atmış olursunuz. Bu şekilde hiçbir şeyinizi çöpe atmış olmuyorsunuz. Huh. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi ilk madde olarak ben karakterlerimi inceleyeceğim. Karakterlerimi derken oyuncularımı inceleyeceğim yani. Yanlış tabir oldu karakterlerim oyuncularımı inceleyeceğim. Çünkü her şeyi oyuncularınızın etrafında kurmanız lazım. Siz diyemseniz, GM'seniz eğer bu videoyu izleyenler bilin ki oyuncular keyif alsın diye. Aslına bakarsanız siz orada bir hakemlik yapıyorsunuz. Kendinizi bu konuma koyuyorsunuz. Olay sizin çok muazzam hikayenizi anlatmanız değil. Hiçbir zaman olmayacak. Oyuncularınızın keyif alması. Dolayısıyla oyuncularınız bir loot'a mı erişmek istiyor? Ona o loot'u eriştirin. Ya da oyuncularınız bir yaratığımı kesmek istiyor? Oyuncularınız şan şöhret mi istiyor? Oyuncularınız büyük kahramanlar olmak mı istiyor? Bunlara eriştirin. Sadece hafif yolda süründürün. Burunlarını sürtün. Ya da önlerine engel çıkarın ve onlara bir atıyorum lootları gösterin. Ama ilk başta vermeyin. Birkaç seçim geçmesini bekleyin. Böylece onlar çok daha İstekli olsunlar bu konuda. Çok daha güzel bir macera yaşasınlar. Desinler ki ya hatırlıyor musun işte kılıca bir uzandım, iki uzandım, üç uzandım. Dördüncüsünü de ancak yakalayabildim. Ve yakaladığım anda da kılıç beni başka bir diyara ışınladı. Şeytanların arasına desinler, anlatsınlar, anlatsınlar vesaire vesaire. Önce dediğim gibi karakterlerimi gözden geçireceğim. Karakterlerim yine karakterlerimi diyorum. Oyuncularımı gözden geçirirken de kendilerinin klaslarına bakarak başlayacağım. Çünkü D&D'yi istediğim kadar iyi bilmiyorum. İstediğim kadar iyi bilmediğim için de basit. Tartışmalar, sıkıntılar yaşayabiliyoruz oyuncularımla. Tartışmalar derken de birbirimize girmiyoruz, boğazlamıyoruz tabii ki de. Ama şu büyü böyle mi çalışır, bu büyü böyle mi çalışır, yahu bu büyüler ne kadar anlamsız, niye bunları aldınız falan tarzında konuşmalar olabiliyor. Ya da ben bu büyüyü bilmiyorum, bana açıklar mısın tarzında. Bu tarz olaylar olmasın diye kendilerinin klaslarına bakarak, aslına bakarsanız bir çalışma yaparak başlayacağım. Bu çalışmayı da çok uzun tutmam gerekiyor. Çünkü oyunum, FRP oyunum, yarın İlk karakterim Fighter ve dolayısıyla Fighter'ın alakalı sayfasına bakarak başlayacağım. O da 70. sayfaymış. Mikrofonu sık sık kapatma hareketimi yaptığımı ya da sesini çıkarttığımı görebilirsiniz. Bunun sebebi size durmadan boş ses göndermemek istemem ve bir yandan da editte kendime kendi işimi kolaylaştırmaya çalışmam. Belki de verirsem Şinoya veya Yusuf editleyebilir bunu. Onların için kolaylaştırmaya çalışmam. Şinoya veya Yusuf kimdir bilmiyorsanız arada bir canlı yayınlara uğramanızı tavsiye ederim. çalışma. Yine karakter diyorum. Oyuncularımı çalışma ve daha sonrasında Dungeon Master's Guide'la Zanatar's Guide to Everything'i biraz kurcalama seansından sonra ki bakıyorum 2,5 saat sürmüş bu. Yani 4 saatlik bir prep session'a girmiştim. 4-5 saatlik. Yaklaşık olarak 2,5'unu e, bu kısma ayırmışım. Şimdi yavaş yavaş encounter'ımı ve encounter'larımı ve session'ımı hazırlamaya hazırım. En son bir haydut kampı devirmişlerdi oyuncular ve ben haydut kampı kampından onlara loot göndermiştim ve sessionımız küçük bir yarım kalmayla sonlanmıştı. Daha sonrasında bulundukları kasabaya, kurtardıkları kasabaya dönememişti oyuncular. Şimdi karşılarına ogreler çıkaracağım. Aslına bakarsanız ogreler benim oyuncularım için fazla düşük level'lar. Fakat kendilerinin bir adet evcil ogresi var. Evcil ogre deyince komik olacak ama dost ogresi var. Ve bu dost ogrenin başka bir ogre çetesinden geyik sevdiği için geyik eti çalmış olabileceğine dair bir encounter düşündüm. Ve bunlar doğruca bulundukları e, neden ona Haydut kampını yıkarak girerlerse eğer e, bu dost ogreyi dost ogrenin adı da hürk bu arada dost ogre hürkü e, döverek veya ittirerek fırlatarak tarzında bizim oyuncularımız da tabii ki de doğal olarak hemen cephe alıp onları kurtarmaya çalışacaktır. Bu noktada eğer bir e, düdük ya da işte bir borazan verirsem bir belki boynuzdan yapılmış e, neden ona ogreleri bu borazanı dostlarını çağırmak için kullanabilir diğer ogreler. Yani dolayısıyla ilk başta atıyorum 3 tane ogre hürk ogresini sıkıştırmış ve kıstırmış ve dövüyor iken daha sonrasında oyuncular da gelince bir borazan çalışıyla beraber ogrelerin sayısı 5'e çıkabilir. Bu noktada epey bir fazla ogremiz olur. Tabi söylemem lazım 450 xp'ymiş ogre. 450 çarpı 5 2250 XP oluyor. 2250 XP aslına bakarsanız oyuncuları zorlayacak bir durum değil. Fakat oyuncuları aslına bakarsanız Hürk'ün ölümüyle tehdit etmek istiyorum. Bu noktada yaratıcı bir yöntem düşünmem lazım bu tarafa doğru. Dev statlarına bakacağım. Böylece belki bir Ogre'yi çok daha güçlü dev gücünde yapabilirim. Bu Spine Devil'da çok havalı bir karakter bundan çıkarmıştım oyuncularımın karşısına. <laughs> çok tatlı. Hill Giant'ın görseli de aslına bakarsanız Ogre'ye benzediği için. Hill Giant'ı çıkarıp daha sonrasında Hill Giant'a <laughs> Ogre'yle de zekası aynı bu arada. Ya bunlar farkında değiller. Hill Giant'ı Ogre zannediyorlar. Halbuki o bir dev aralarındaki diye güzel bir hikaye çıkarabilirim oradan. O zaman biraz daha mantıklı olur. Hill Giant'ı da güzel bir postla diğer Ogre'lardan ayırabilirim. Derim ki Hill Giant'ın üzerinde çok güzel bir hayvan postu duruyor. O hayvan postu belli ki bir saldayacağım. All bear'dan alınmış gibi gibi. Tamam. Başlangıcımı aksiyonla yapıyorum. Çünkü aksiyonla başlangıç yapmak genellikle tatlı bir havaya kadar hızlıca tempoya sokar oyuncuları aklınızda bulunsun. Şimdi bunları dağıtacağım kağıtta. Bir de troll sayfasına bakacağım. Çünkü troller de 5 seviyor. Dolayısıyla belki araya bir troll de koyabilirim. Böyle küçük bir <laughs> iri iri ucubeler kulübü yapmış olabilirim. Dağların eteğinde bir D&D aslında. Trollerin regeneration özelliği varmış ve dolayısıyla trolleri şu an koyarsam hikayeye nasıl bağlayacağım bilmiyorum. Dediğim gibi çok ciddi bir freak show olur. Troll troll de bu arada 5 seviyeymiş. Bunun yanı sıra aslında havalı olabilirdi. Yani bir düdük çalındığında iki ogre yerine belki bir troll falan gelebilirdi backup olarak ama tabii o zaman da niye düdük çalınıyor gibi olsun. Ama bence ogrelerin arasına karışmış hill giant daha iyi bir hikaye. Ben bu trollü daha sonra çıkarırım. Hım. şu anda bakıyorum hikaye uyduramamıştım ama trollerin backgroundu ile alakalı deniyor ki genellikle yemek karşılığı ya da e, hazine karşılığı troller paralı asker olarak çalışır diyor. Belki o yüzden kullanabilirim çünkü regeneration çok tatlı yapabilir gerçekten de durumu. İki tane troll koyamam fazla zor olur ama ilk başta gelen bir ogrenin yanına troll koyabilirim ya da sonradan gelen. Ama iki troll koyarsam fazla zor olmaya başlayacak. <laughs> Küçük bir hesaplama yapmam lazım. Güzel. 4500 XP gidiyor. 4500 XP de epey bir XP oyuncularım için. Ama oyuncular en son 4500 XP'lik yaklaşık olarak bir düşmanı yani yenebilmişlerdi. Dolayısıyla bunu da yenebileceklerini umuyorum. Yenemezlerse de belki arada bir ölümler olur bilmiyorum. Veya kaçabilirler, kaçmayı deneyebilirler. Bunun yanı sıra bir Hill Giant'ımız var. iki Ogre'miz var. Bunlar ilk başta kampı basacaklar. Zaten oyuncuların yanına da bir Ogre vermiş olacağım aslında desteğe. Onu da unutuyorum hep ama. Hatta oyuncuların bir tanesine söylerim. Bak statları bu, istatistikleri bu. Dümdüz buradan kullanabilirsin derim. E, ve daha sonrasındaysa Hill Giant'ın bir Borazan yardımıyla trollü çağırmasını bekliyorum. Ve troll çağrıldığında trollü biraz işte avcı niyetiyle çağıracaklar. Haydut kampını indirdikten sonra bu Ogre'ler Hill Giant'lar ve Troll'ler ile kapışan ekibimiz maceracılarımız daha sonrasında kasabaya gelecekler. Şimdi ben bu seriye rastgele bir yerden başladım. Yeni bir taze bir campaign'den başlamadım ama bir tane daha taze campaign'im var aslında. Oradan da başlayabilirim daha sonrasında. Belki ikinci, e, önceki session pardon önümüzdeki session bölümünde kendi yaptığım içeriği bilmiyorum. Ve bu önümüzdeki session'ın diğer e, ne denir ona çok daha sıfırdan kurarak gidebilirim. Bunu söylememin sebebi şu. Oyuncular tekrardan kasabaya döndüklerinde kasabada onların kahramanlarmış gibi karşılanmalarını istiyorum. Bunun temel iki sebebi var. Bir, oyuncular bir dancına girmişler daha öncesinde. Dancına 3 level girip dancından 6 level çıktılar. Bunun sebebi de aslında bakarsanız bir türlü sessionları denk getiremeyip online oynadığımız, online oynadığımız sürece de ben o dungeon'ı büyüttükçe büyüttüm, büyüttükçe büyüttüm. Halbuki normalde 1-2 session'da geçmelerini planladığım bir dancını Fakat 4 session mı 5 session mı ne oynamaları gerektiği içeride. Dolayısıyla bol bol XP kazanmış oldular, bol bol grind yapmış oldular içeride. Dışarı çıktıkları takt taktik, takdirde de artık 6, sev 6 seviyelik, 6. E levellik güçlü kahramanlara dönüşmüşlerdi. Bu noktada artık e oyunculara böyle basit haydi sen Paralı askersin bizim şu görevimizi yap. Bak bir tane teyze tenceresini kaybetmiş görevleri vermek istemiyorum. O noktada biraz daha bu tarz işlere girecekler. Haydut kampını indirdiler kasaba için. Zaten yüksek seviye level şeyler kahramanlar olarak dönmüşlerdi. Bir de üzerine kasaba için kahramanlık yaptılar. Geri döndüklerinde zaten appreciation ile karşılaşacaklar. Ve geri döndüklerinde ekstra olarak bir de avcıyla konuşan iki genç koymak istiyorum. O iki genç ne denir ona maceracı da bu yaratıkları arıyor olacaklar ve belki de oyuncular bu yaratıkların hepsini öldürdülerse onların hayatını kurtaracaklar. Yok öldürmedilerse onlar çok daha düşük seviye maceracılar oldukları için muhtemelen bu 5 seviyelik trolü ve ogreleri def etmeye çalışırken ölecekler. Bunun yanı sıra galiba çok da başka bir hazırlamam gereken şey yok ama yine de devam edelim. Daha sonrasında bir kere action start diye bir not aldım. Genellikle defterime not aldığım kalemler şu şekildedir. Bir silgi, Kırmızı kalem, siyah kalem ve daha siyah kalem olacak şekilde 3 kalemdir. Gerektiğinde bir şeylerin altını çizerek, iki renk kullanarak doğru vurguları yapabiliyorum bu şekilde bilmiyorum. Sizin kombonuz nelerdir yorumlara yazabilirsiniz. Dolayısıyla tekrardan bakmam gerekirse yine siyah kullanayım burada. Hürk adlı ogremizi, dost ogremizi döve döve haydut kampının içine fırlatıyorlar. Hürk'ü kurtarmak isteyen maceracılar Hürk ile dövüşen ogrelerle dövüşüyorlar ve yani kendini okre bir heal giant ile dövüşüyorlar. Bunun yanı sıra heal giant Borazan'ın öldürdüğü vakit bir troll çıka ormanın içerisinden. Troll öldüğü vakit Borazan boşta çıkacak. O noktada oyunculara Borazan'ı kullanıp hürkü çağırma şansı vermeyi planlıyorum. Yani bir loot da vereceğim aslına bakarsanız ama öncesinde bir strength çeki isteyebilirim. Bakayım hemen karakterlere, karakterlerin kağıtlarına, oyuncuların karakter kağıtlarına. Büyücümüzün eksi bir strength'i var. Warlock'umuzun Warlock 0 strength'ı var. Bunun yanı sıra Fighter'ımızın artı 5 strength'ı var. Bir strength check isteyeceğim. Bu Borazan için. Hatta şuraya küçük siyahla da yazayım. Loot Borazan diye. Aa trolüm sayfasını yazmamışım. Hemen yazayım. MM yani Monster Manual 291. Yanına da hemen not düşeyim. Loot Hürk Borazan. Ya da Borazan diyeyim sadece. Borazan. Parantez içinde Hürk. Hatta yanında STR'sini de yazayım. STR çekide kaç olsun? Şimdi bunlar trollün artı dördü var. Hill Giant'ın da muhtemelen saçma sapan bir Hill Giant kaçıncı sayfaymış? 155. sayfaymış. Hill Giant'ın da tahminen ettin. bir arada ettin çıkarabilirim aslında. Hill Giant'ın da tahminen Uu, artı 4 STR'si vardır diyecektim. Hill Giant'ın artı 5 STR'si varmış. Baya havalı. Güzel. Hill Giant'da bu arada devlerin en kısa boylusu olarak geçiyor. Şurada çok tatlı bir Boy sıralaması yapmışlar. Storm Giant en büyük dev iken 26 feet iken 26 feet kaç metre denk geliyor hiçbir fikrim yok. Hill Giant 16 feetmiş. 6 feet 1.80 miydi? 6 feet 1.80'sı. de hesaplayamadım şu anda. 5 işte 3, 3-4 metre arası bir şey olsun bu. Bu da çok olsun. <laughs> Frost Giant. Frost Giant değil pardon. Storm Giant demekse. Frost Giant arada değil. Ogre'lerin de STR'si 4. Dolayısıyla 15 artı 4 19'luk bir çek isteyeceğim. STR 19 çek. Hemen onu da koyayım. 19'luk bir çek aslına bakarsanız baya fazla. Fakat bizim fighter'ımız hakkının da artı 5'i var aynı şekilde. Ekstra bir şey ekleyebilirim diye bakıyorum ama ekleyemediği takdirde kendisinin sadece 11 ve üzeri atması lazım. Pardon. Evet 11 ve üzeri atması lazım. Dolayısıyla yarı yarıya bir şansı var. Borazan'ı öttürmek için kendisi taşıyacaktır. Daha sonrasında kampa, dön kampa dönecekler diyorum. Pardon. Kasabaya dönecekler. Action start yazdım. Kasabaya dönüş yazayım şuraya. Bu yeni aldığım kitabı da bakayım İlk defa kullanabilecek miyim? Şu anda bana NPC ismi lazım. NPC ismi aslına bakarsanız benim notlarımda ve em, tarz kayıtlı Guide to Everything'de var. Bununla hiç uğraşmak yerine dümdüz sallayabilirim. İki tane avcı kardeş yapacağım. Bu avcı kardeşlerin ismi Salem ile Malem ya da Telem ile Tülem olabilir. Fakat azıcık tatlı olsun istiyorum. O yüzden dedim ki bu yeni aldığım kitapta acaba rastgele isimler var mıdır? Random Tavern Generator, Random Curse Table, Party Makeup Maker, Random NPC Generator. Page 237. Evet bir noktada kafamda açtım gerçekten de İngilizce konuşmanın arasında sayıları Türkçe söylemeyi hala arada yaparım ama ne bu espri yapılır ya bakın. Kocaman kocaman listeler. Random NPC generator. Irkları ne olsun? Çok güzel. 1d10 at diyor. Bu tarzda. Seanslarınızı hazırlarken zarlarınızı hep yanınızda tutun. 1d10 at diyor. Hemen onluk zarımı alayım şuradan. Ve fırlatayım. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Hatta kırmızı yüzeye fırlatar, fırlatırsam, fırlatarsam daha da göremeyeceksiniz ama şuraya fırlatayım. 10 attım. 0 geldi. Hiç gösteremedim. 0 geldi. 0 10 demek. Roll again diyor. Allah kahretsin. Bir daha attım. 5 geldi. 5 bir yarım elf. Şimdi bunlar kardeş olacağı için ikisini de yarım elf yapayım direkt. Daha sonra. Aa, this character uses diye pronounlar koymuşlar. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çok tatlı. Ben direkt e, erkek elf kardeşler yapacağım. Çünkü oyunumda çok fazla güçlü kadın karakter var hali hazırda. E, bir tanesini farklı pronoun yapmama gerek yok bence. Biraz e, bunlar oyun esnasında unutacağımız şeyler. Yani çünkü mesela e, daha önceden eşcinsel karakter de yapmıştım bir tane NPC. Fakat o daha güzel bir yerde Daha karakter sentrik bir yerdeydi. Bir ...Villain'a, aşıkta Villain'la ilişkisi vardı ve oyuncular Villain'ı öldürdüğünde üzülmüştü kendisi. Ee, aynı şekilde yani Villain onun da onunla bir ilişki içerisindeydi. O şekilde çok daha ma mantıklı, makul bir şekilde akıl tutuluyor. Ben şimdi burada kıytırık 3 dakika çıkacak... ...NPC'lere eğer böyle Pronoun gibi... ...fazla özellik girmeye başlarsam, mesela az, az sonra... E, ...Age Intelligence gibi Optional kısımları da var, onları da atlayacağım. Neden atladığımı anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla yük binmeye başlıyor DM'in üzerine. Ve DM olarak bunları unutabiliyorsunuz. Geçenlerde çok güzel bir... Bilmiyorum belki bir kesisini koyarım buraya. Onun da kaydı var çünkü. Geçenlerde çok güzel bir encounter tasarladım. Encounter'ıma çok güvenmeme ve encounter'ı çok sevmeme rağmen... Oyun esnasında oynatırken encounter'ın en güzel kısımlarından birini unuttum. Büyücülerin bir tanesine bir necklace vermiştim. Bir kolye vermiştim. Ve kolyenin üzerinde 9 tane kırmızı boncuk vardı. Bu kırmızı boncukların herhangi birini fırlattığında bunlar fireball'a, ateş topuna dönüşüyordu. Ve fakat büyücüye oyun sırasında oyunculara büyücü bu necklace'a sahip boynunda böyle bir şey takılı ve size alev topu atıyor demeyi unuttum. Unuttuğum için o loot'u çıkaramadım da bir noktada tekrar çıkarmayı düşünüyorum. İşin komik kısmı hemen çıkarmam lazım. Çünkü bu az önce bahsettiğim Hill Giant ve Ogre'lerin dövüşü yaklaşık olarak oyuncular 4500 XP çıkaracak. 4500 XP oyuncuları 7. seviye yapacak. 7. seviyede Player Handbook'tan açmam lazım ama çok fazla kitap kurcaladım. Bir yandan memnunum bu kitapları bu yüzden aldım. Bir yandan da masamda bu kadar yer yokmuş ne yazık ki. Özellikle de mikrofon buradayken ve şurada çay bardağım varken. Wizard 112. sayfa hemen bakıyorum. 6. seviye bir wizard. 3. seviye 3 spell biliyor. 7. seviye bir wizard. 4. seviye 1 spell biliyor. Fireball kaç diye sorarsanız da Fireball 3. seviye 1 büyü. Yani şu anda bizim büyücümüz hali hazırda. Aslına bakarsanız 3 adet Fireball atabiliyor ardarda. Arda. Şimdi bu demek değildir ki beleş Fireball'u reddetsin. Ama 7. seviye 8. seviyeye çıktığı noktada bu bahsettiğim artifact çok daha güçsüz bir artifact olacaktır. 5. seviye ve 6. seviyede bunu görmüş olsaydım Dungeon Master's Guide'daki lootlardan baktım bu arada. Bu loot'u görmüş olsaydım oyunculara çok daha erken söyleyebilirdim bunu. Bir büyücünün boynunda bu tarzda bir Necklace'ın olması ve büyücünün tek tek oradan boncuk koparıp fırlatarak Fireball kullanıyor olması oyuncuları acele ettirir. Çünkü oyuncular ne kadar hızlı bir şekilde büyücüyü öldürür ve o ya da öldür veya pes ettirir ve boynundaki Necklace'ı, kolyeyi ele geçirirlerse o kadar hızlı bir şekilde daha o kadar hızlı bir şekilde de demeyeyim o kadar fazla bir Fireball bedava Fireball büyüsüne sahip olurlar. Ama dediğim gibi 7. seviye, 8. seviye, 9. seviye doğru gittikçe biraz e, önemi azalmaya başlayacak. Çünkü daha fazla fireball yapabilmeye başlıyor Wizard. Ama tabii ki de Wizard'ın yanı sıra e, Fighter'ın da bu oyunda böyle bir necklace takması, böyle bir kolye takması işine yarar. Hatta genelde benim oyuncularım bu şekilde yapıyorlar. Mesela güç eldivenleri çıkarttım geçenlerde karşılarına. Zaten Fighter'ımız güç eldivenlerinden, o e, Gauntlets of Ogre power'dı bu arada bahsetmem gerekirse. Zaten Fighter'ımız güç eldivenlerinden daha güçlüydü. Ve bunun yanı sıra e, zaten... Varlokumuz karizmasıyla hasar vuruyordu. Hasar vurmak istediği takdirde. Dolayısıyla bir tek büyücüye kaldı. Büyücü güç eldivenleri taktırdılar. Şu an epey güçlü bir büyücümüz var. Bilmiyorum. Sevgili büyücümüz Markus. Onu bir yere yazmış mıydı? Yazmamış olabilir. Çünkü bu böyle espriler arasında kaçıp gitmişti son seçinin sonunda. Dediğim gibi son seçini biraz alelacele toparlamak zorunda kalmıştık. Muhtemelen önümüzdeki seçin biraz daha oturur. Bunun yanı sıra. Ya epey şu an dengesiz bir şey oldu. Altıncı level'larında oyuncular o kadar fazla loot verdim ki biraz dengesiz oldu ama dediğim gibi bu şekilde zorlayıcı encounter'larla dengeleyebilirim onu. Bu arada 34 canı varmış sadece büyücünün. Biraz kırılganmış. Mesela bunların üzerine gidebiliyorum genelde ama büyücünün üzerine çok gitmek istemiyorum. Hali hazırda 2 ya da 3 kere saving throw attı kendisi e, bu campaign'de. Bunun yanı sıra dediğim gibi lootları kendi aralarında paylaşıyorlar. Dolayısıyla fireball nektisini neden bir fighter kullanmasın. Bu sayfayı, Randomized NPC sayfasını masada önüme açabilirsem çok keyifli olabilir bu arada. Çünkü bir şeylere bakmak gerçekten kolaymış. Mesela saçları nasıl, vücudu nasıl, görünüşü nasıl. Çok tatlı anlatıyor. Bakayım. Dolayısıyla avcı kardeşler bunlar. Yarım elfler. Aynı bizim varlıkumuz gibi. Bunun yanı sıra build'ları. İki tane build atayım hatta. Bir yüzlük bir onluk atıyorum. ikisi de onluk sardır neticesinde. 9 ve 7 çıktı. Bir tanesi Build'larına bakayım. Bir tanesi kısa ve biraz ne deniyor ona? Aslı bacak. Bir tanesi ise kısa ve ince. Kısa ve zayıf. İkisi de kısa yani. Avcı kardeşler. Kısa, zayıf, kısa, ince. Mesela bunlar aslında bakarsanız biraz fazla detaylar ama olsun. Bunları atmak istiyorum. Bunun yanı sıra saç şekilleri var mesela. Saç şekilleri aslında bakarsanız çok daha. 5 ve 10 attım çok daha fazla şey anlatır. Bu arada 12'lik atmam gerekiyor. Şu an 5 ve 10 attım değiştirmeyeceğim. Bir tanesinin omuzuna kadar gelen uzun sarı saçları varmış. Bir tanesi ise rengarenk bir saça sahipmiş. Mesela bunu dümdüz yeşil saçlı yapabilirim. Senin saçın ne, nasıl öyle oldu derlerse de ben şehirde onu bir kuaföre büyüyle değiştirdim der. Kısa ince, kısa ince olana mesela kısa zayıf ve kısa ince demişim. Çok kötü yazmış. <laughs> kısa zayıf değildi bir tanesi. Bir tanesi kısa zayıf. Bir tanesi kısa basık. Kısa basık olana yeşil saç vereceğim. Yeşil saç. Kısa zayıf olana da uzun sarı saç. Uzun sarı saç. Mesela ikisinde erkek ve yarım elf olduğunu iddia etmiştim. Dolayısıyla pronomları atmama gerek kalmadı. Bakayım cinsiyet... Ne kadar güzel. Cinsiyet koymamışlar. Direkt pronom koymuşlar. İşin komik kısmı. Kitap da çok yeni değil ha. Bakayım. 2016 falan olması lazım. First name, last name. Hadi bakalım. Kaç? Yüzlük mü istiyor? Uuu. Yapma be. Al sana yüzlük. Kaç attım? 10, 0 daha. Eğer yüzlük zar atıyorsanız ikinci zarı, zardaki 0'ı 0 kabul etmeye başlıyorsunuz 10 yerine. Dolayısıyla şu anda sadece 10 atmış oldum. 10 ve 0'dı. 10 ve 10 atmış olmadım. Yani 20 atmış olmadım. 10 atmış oldum. Çünkü eğer böyle kabul etmezseniz 110 atabiliyorsunuz. 110 atmak istediğinizi zannetmiyorum. Nerede 10? Chidi. Chidi Oldfur. Kısa ve zayıf olana Chidi Oldfur diyebilirim. Ya da kısa ve basık olana da Chidi Oldfur diyebilirim. Chidi Oldfur. Şimdi mesela ikincisinin ismini atacağım. Ama soya da aynı kalacak. Bu sefer kaç attım? 40 attım bu sefer de. Yeni 0 attım. 10'luklarımdan. Jack Volleyboon'muş. O zaman bu da Jack. Jack ve Chidi Oldfur. Avcı kardeşler. Bu avcı kardeşler ellerinde bir All Bear kafasıyla dönecekler. Kasabaya. Bu All Bear kafasını avcıya gösterecekler. Diyecekler ki biz buralarda bir troll varmış. Bir ogreler varmış. Onları avlıyoruz. Hatta yani dümdüz ogreler varmış. Onları avlıyoruz. Onları merak ettik. avlamak için geldik ama yolda bir ol bear rastladık. Sizin kasabanızı kurtarmak için ol bear'ı öldürdük. Haydi bakalım bize bir hediye demeyeyim de bir ödül verin bu ol bear için diyecekler. Tam avcıyı kandırmaya çalıştıkları sırada kasabanın avcısının kandırmaya çalıştıkları sırada bu avcı kardeşler. Çünkü kasabanın avcısı yemek avlıyor. Bunlar ise belli ki yaratık avcısı kardeşler. Bizim oyuncularımız gelecek ve oyuncular eğer adımları doğru takip edebilmişlerse fark edecekler ki Trolün üzerinde bir veya işte ogrenin üzerinde bir all bear postu vardı ve dolayısıyla all bear'ı muhtemelen ogreler öldürdü. Bunlar ise sadece cesedinden kafasını alıp hayatlarına devam ettiler. Ve dolayısıyla muhtemelen avlanmayı bizim oyuncular kadar avlanmayı deneyim yaratık avlamayı bizim oyuncular kadar iyi bilmiyorlar. Tekrar ormana giderlerse kellelerinden olabilirler. Oyuncuların bu misteri çözmesi biraz oyunculara kalmış bir şey. E, bu noktada bu tarz noktalarda bu kitabın başında da yazıyordu. Yani şurada yazıyormuş. Forward Forward by Michael Shay. Michael Shay diye bir yazar. Ön söz yazıyor. Michael Shay'nin çok güzel Lazy Dungeon Master ya da Return of the Lazy Dungeon Master diye kitapları var. Return of the Lazy Dungeon Master daha sonradan yazdığı Bir hatta bu kitabın da muhabbetini yapacağım, incelemesini yapacağım ama bir guide kitabı, bir rehber. ...nasıl en kısa zamanda doğru bir DM çalışması yapabilirsiniz. Bunu anlatıyor aslına bakarsanız. E, bu kitabın da sözünü yazmış aynı zamanda kendisi. Kendisinin kitabını okumanıza gerek yok. Çünkü kendisi kitabını 15 dakikada YouTube üzerinde anlatıyor. Gidin lütfen videoyu izleyin. Sizi e, tavsiye ediyorum. Hatta belki yorumlarına koyarım. E, unutursam hatırlatın lütfen bu videonun. Zaten dediğim gibi kendi incelemesi, kendi muhabbeti o, kitabın o kitaptan da bahsederim ama... O kitabın en güzel kısmı şu ki yine kendisi 15 dakikada özetlerken söylüyor zaten ben de size özetleyeceğim içeriğin videosunda ama şimdi de söylemiş olayım. Diyor ki Michael şey 10 tane ipucu yazın diyor her sessionınız için. Şimdi 10 tane ipucu yazmak çok zor bir şey. Mesela ben 4 saatte bu sessiona hazırlanacaktım. Şu an e, saat şu an 3. saatteyim dolayısıyla 1 saatim kaldı. Ve söylemem gerekiyor ki e, bu bahsettiğim işte 10 tane ipucunu yazmak çok zaman alıyor. Ben 10 tane ipucunu o kadar kısa bir zamanda yazamıyorum yani. Michael şey bunu işte iki saatlik bir çalışmada yazabilirsin falan gibi düşünmüş nedense. Ama yani dediğim gibi bana çok daha uzun gelen bir hafta çalıştığım anca yazabileceğim şey ipuçları da aynen bu şekilde oluyor. Yani mesela bir adet ipucu. Clues. Neydi onun adı? Dev. Hill Giant. Tepe devi. Bir All Bear postu giyiyor. Ondan sonra başka bir kulu. Oyuncular işte ormanda giderken ormanda kanlı atıyorum troll ayak izleri var. Belki çünkü Hill Giant'ı o kadar hızlı bir şekilde öldürecekler ki Hill Giant gerçi canı 100 yüz, o yüzden o kadar hızlı öldürmeleri zor ama trollü çağıramayacak bile yanına. Bunun yanı sıra başka bir kulu işte avcıların All Bear kafası var. Yani bütün aslına bakarsanız 3 tane kulu yazdım. Bu 3 kulu da aynı şeyi point ediyor. 3 tane farklı kulu yazmam ve kulu olarak bunları yazmamın sebebi şu. Avcı kardeşler neydi onun adı? All Bear kafası taşıyor. Ödül istiyor. Şimdi Bunların kulu olması ve bunların ayrı yazılması aslında bakarsanız benim yaptığım şey tam olarak Michael Shane'in dediği şey değil. Bunların kulu olmasının sebebi bunları benim az önce yazdığım gibi. Okey. Session başladı. Session 10 diye bir notum var burada. Bilmiyorum kamera ne kadar okunuyor. Kamerayı açayım hemen. Session 10 diye bir notum var burada. Session 10. Yeni kurallar demişim. Oyuncularımla yeni kullanacağım kuralları yazmışım. Bir tanesi spell slotları bittiğinde büyücülerin exhaustion level kullanması. Bir tanesi de. E, ...insiyatifler atıldıktan sonra masada saat yönüne dönmek. Çünkü insiyatifleri ayrı ayrı atıp masada çaprazlamasına gitmek çok kafa karıştırıcı oluyor. Bundan sonra action start yazmışım. Yani direkt aksiyonla başlatıyorum. Ben bu ne denir ona? Session'ı. Bir aksiyon yaşanıyor. Bu aksiyon yaşandıktan sonra oyuncuların kasabaya dönmesini ve artık biraz dinlenmesini bekliyoruz. Çünkü bir önceki encounter'dan, bir önceki session'daki encounter'dan sonra bir rest almamışlardı. Rest almadıkları için spell slotları epey bir tükenmiş olabilir. Daha sonrasında bu encounter sonrası hem bir loot borazan buluyorlar hem de kasabaya dönüyorlar. Kuluğların esprisi şu. Ben bunları bu şekilde olacak diye yazdım. Tahmin ediyorum çünkü kasabaya döneceklerini ama mesela oyuncuların malikanesi var. Belki de kendi malikanelerine dönerler dinlenmek için. Jack ve Chidi'ymiş bu arada. <laughs> Avcı kardeşlerinin de ismi gözüme çarptı. Bu kuluğuları... ilerlemeden, progression'dan ya da plot'tan aslına bakarsanız bir hikaye tabiriyle konuşmam gerekirse bağımsız bir şekilde yazıyorsunuz. Bu da size şu şansı sağlıyor. Oyuncular ne zaman bir yerde askeri bir soru sorarlarsa yani mesela işte derlerse ki ya işte sevgili Cem biz şu anda ormandayız. Ben bu ormanda bakmak istiyorum ya bir avlayabileceğimiz hayvan falan var mıdır? Elimiz boş gitmeyelim kasabaya giderken bir de yemek götürürüz. Hem güzel 20'lik bir survival zarat veya yani investigation zarat. Tamam attım. işte ne geldi? 2 geldi mesela. Yok ya etrafta bir şey göremiyorsun. Biraz böyle yerde kırık dallar var vesaire ama bu kuluyu vermedim. Hiç çünkü kulu alabilecekleri bir şey sonuç gelmedi. Ama daha sonrasında dediler ki ya bu işte biz devlerle dövüşüyoruz ama şu anda bu işte dev, ogre, ogre mi dev mi çok net belli olmayan yaratıkla. Bu, bu neye benziyor? Bilmem bir 20'lik at. Üzerinde bir all bear postu var ve bu belli ki bir hill giant mesela. Bunu söylemeyebilirdim aslında oyuncular. Mesela kontrol ayak az önce göremediler. Aynı şekilde işte ya biz kasabaya geldik doğruca hana gidiyoruz. Hmm, doğruca hana giderlerse eğer avcı kardeşlerin avcıyla konuşmasını kaçırırlar. Çünkü avcıya gitmediler. Ya da işte ne bileyim kasaba meydanında çok zaman geçirmediler. Hmm, doğruca hana gidiyorsunuz. Hmm, handa hancıya soracağız İlginç bir şey oluyor mu? Siz hana, hancıya ilginç bir şey oluyor mu diye sorarken içeri iki tane kardeş giriyor. Bir tanesinin sırtında bir yay görüyorsunuz. Bir tanesinin sırtında ise bir kılıç ve diğer belinde belinin diğer tarafında bir kalkan var. Belini asmış saçma salak. Neyse önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Kulular oyuncuları lazım olduğu noktalarda sokabileceğiniz şeyler. Aslına bakarsanız. Ve Michael şey de diyor ki 10 tane kuluğu yazın ve bu 10 tane kuluğu her session tekrar yazın. Bu kuluları oyuncuların önüne gerektiği zaman çıkarın. Çünkü eğer ki siz derseniz bir dungeon var ve bu dungeon'da gizli bir kapı var ve bu gizli kapı işte 15'in üzerinde zar atarsanız açılıyor. 9 attım. Şu anda açamıyorum kapıyı ve oyun kilitlendi. Oyun kilitlenmesin diye sistem tam tersi oyunculara diyorsunuz ki ya girdiğiniz odada hiçbir kapı yok diyorsunuz. Oyuncular da bir dakika diyor. Peki gizli bir şey var mı bu odada? Ben bir duvarlara bakabilir miyim diyor. O noktada zar attırıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki 9 çıktı. Şu şekilde oluyor. Odada kapıyı bulamadınız ya 9 attınız yine. İkinciye 9 attım. Bir sonraki odaya geçiyor atıyorum oyuncular. Aynı yolu geri takip ediyorlar. Geri takip ederken bir yerde diyorlar ki ya bu odanın duvarında ilginç bir şey var mı? Ya da bu duvarın. Bu duvarın diyorum. ...bu odanın aynısında ilginç bir şey var mı diyorlar. Siz de diyorsunuz ki ha ha got you. At bakalım Investigation'ı. Yine 9 attım. 1 attım bu sefer de. At bakalım Investigation'ı. 20 attım bu sefer. Heh sonunda. 9, 9, 9, 1, 20. Muazzam sonuçlar. Diyorsunuz ki heh aynı incildin ya... ...aynı aslında kapıymış diyorsunuz arkadaşlar. Yani spesifik olarak... ...bir odada oyuncuların gizli kapı için bakmasını istemiyorsunuz. Oyuncular ne zaman gizli bir şey için baktıklarında siz o kapıyı tanıtıyorsunuz. Bu da kluların bağımsız olarak yazılmasının gücü aslına bakarsanız. Benim bu şekilde işte bir sürü başka kulum vardı. Mesela bir ara bir samuray karakter tanıtacağım. Samuray karakterin bu Miğfer başı, Neverwinter'ın altındaki Miğfer başı şehrinde bir sevgilisi kaldığı için kendisi miğfer başına girmeye çalışıyor. Bir yandan da çok epik bir samuray olduğu için 3-5 level karakterleri tek atabiliyor. Dolayısıyla oyuncular bir noktada eğer bir ormanda bana sorarlarsa derlerse ki etrafta bir şey görüyor muyuz diye diyeceğim ki ya bir tane ceset görüyorsunuz uzakta bir sanki ölmüş bir hayvan var diyeceğim. Oyuncular yaklaştıklarında da diyeceğim ki ya bu bir basilisk belli ki avlanmak için kendi yuvasından çıkmış ama çok temiz bir darbeyle tek bir darbeyle kılıçta ikiye bölünmüş gibi gözüküyor diyeceğim mesela. Oyuncular diyecek ki wow, bu nedir diyecekler. Ben de diyeceğim ki investigation atın. Bu bir belli ki samurayın kılıcından gelen darbe vesaire vesaire. Daha sonrasında oyuncular mifer başına gittiklerinde bir samuray gördüklerinde diyecekler ki o hayvanı sen mi avlamıştın? Gibi gibi. Mesela bu kuluyu dolayısıyla ayrı yazıyorum. Oyuncular dünyanın ayrı bir yerinde bulabilsinler diye. Hak adlı savaşçı karakterimiz savaşçı olarak bir maceracı olarak yola çıktığı noktada daha çok toy bir maceracı olmasından mütevellit. Köle olarak alınıyor ve daha sonrasında kölelikten kurtulduğu noktada onu kurtaran askerler bayağı bildiğiniz Neverwinter şehrinin askerleri o ve onun yanındaki kurtardıkları bütün kölelere bir seçim hakkı sunuyorlar. Diyorlar ki isterseniz askere katılın 3 yıl zorunlu askerlik yapın ve daha sonrasında çekin gidin 3 yıl mı diyorlardı 10 yıl mı diyorlardı hatırlamıyorum şu an ya da 10 yıl kadar aynı şekilde madencilik yapmaya devam edin sadece Neverwinter için. Aynı yani benzer koşullarda köle olarak değil ama yani paranızı alarak madenci olarak. Ondan sonrasında özgürsünüz çünkü biz sizin daha öncesinde ne yaptığınızı bilmediğimiz için sicilinizi. Siz suçlu olabilirsiniz. Dolayısıyla siz önce bir zorunlu ıslah etmemiz lazım diye bir seçenek sunuyorlar ve askere katılmayı seçiyor bizim savaşçımız, maceracımız Hakkan'da. Ve buradan maceracıların arasına katılıyor. İlk başta campaign'imizin en başında bütün maceracılar bir asker grubunda bir dancına girerek yola çıktılar. Daha sonrasında bu asker grubunun hepsinin ölümüyle beraber kendileri dışında bir nevi özgür kaldılar. İnsanlar resmen e, unuttular onları. Oradaki bütün ne denir olan, müfrezenin öldüğünü varsaydılar. Dolayısıyla o günden itibaren bu kölelikten kurtulmuş olan Hakkan karakteri, dövüşçü Hakkan karakteri kendi kendine bir yemin etti. Dedi ki ben bundan sonra kimsenin benim gibi esir düşmesine, müşkül duruma gelmesine izin vermeyeceğim dedi. Ve esirleri kurtarmaya yönelik bir and içti. Ve komik bir olaydan bahsedeceğim. Daha önceden kurtarmamayı seçtikleri ve iskeletlerin bastığı Nilferbaşı şehrinde bazı insanlar içeride esir kalmış. Küçük bir kelime oyunu. İçeride mahsur kalmışlar aslında bakarsanız ama içeride esir kalmışlar. Nilferbaşı'nda insanlar esir kalmış. Şimdi bunu yine kulularaya yazdım ki Herhangi bir noktada oyuncular isterse bunu hancılardan, isterse muhabbet ettikleri birinden öğrenebilsinler. YouTube'a bir yorum geldi. Tam videoyu kaydettiğim sırada. Kitaptaki aşık karakterlerin ikisi de erkek mi? Yani erkek erkeğe mi aşık olunuyor? Anlamadım da açıklar mısınız? <laughs> demiş Nehir. Akileus'un şarkısız spoilersız muhabbetin altına. Kendisine bir like bir de kalp atacağım. Erken açıklamayacağım. Çünkü başka bir videonun çekimindeyim. Başka bir sebebi yok kesinlikle. Ve artık daha büyük bazı DM tool'larımı çıkarıp biraz artistik yapacağım. Videonun bu saatinden sonra kimse kusuruma bakmazsa bu muazzam bir deri. Binding dosya. Bir defter değil fakat içine bu şekilde boş not alabileceğim A4'ler koydum. Karakterlerimin, oyuncularımın karakter kağıtları bu şekilde burada duruyor. Şurada oyuncularımın istediği takdirde oynayabilmesi için bir kart oyunu var. Daha önceden tasarladığım çok basit bir kart oyunu. Ve aynı şekilde şurada bir D&D ayracım var. Fakat bunlarla artistik yapmadan önce, geçenlerde bir yayında hatta bunu boş haliyle göstermiştim. Fakat bunlarla alakalı artistik yapmadan önce buradan havalı DM tool'larımdan kastettiğim bu arada bir bu değeri dosyaydı. Bir de buydu. Handout yazacağım bir tane oyuncuma. Handout'ta şahit ne olduğunu bilmiyorsanız. Elde eline verilen not anlamında kullanılıyor. Elimde şu kartlardan böyle antika mektup gibi gözken, minnacık kartlardan bolca vardı. Yavaş yavaş bir kısmını harcamanın vakti gelmiş diye düşündüm. Bir not yazacağım. Bu not zamanında bu bahsettiğim Hakkı'nın kendi intikamını alırken kurtardığı onu da zamanda köleleştirmiş olan insanlardan insan da değil orada. arada. E, ne denir ona? Gnom'dan, kötü niyetli Gnom'dan ve Goblinlerden ve Ork'lardan kurtardığı bir küçük kızın Neverwinter'a dönerken hancıya bıraktığı bir not olacak. Bu notu hancı Hakkan'a verecek. Diyecek ki ya küçük bir kız vardı bu arada. Geçenlerde ben size söylemeyi unutmuşum. Haydutlarla uğraşırken. Ama kendisi gitmeden önce bir not bırakmıştı sana. Buyur diyecek. Ve bunu sevgili Hakkan abi oyuncuma vereceğim. Sevgili Hakkan abi. 13 yaşımda beni köle olarak aldılar. 15 yaşımda beni sen kurtardın. Şimdi Neverwinter'a ailemin yanına dönüyorum. Sana çok teşekkür ederim. Jaymık. Karakterin adını da küçük kız karakterin adını da Jaymık yapmaya karar verdim. <laughs> Çünkü neler olmasın. <laughs> Bu noktada zarfımı açıp notumu zarfa koyup oyuncuma sunmak üzere hatırlamaya geliyor iş. O da inanır mısınız? Benim en zor hatırladığım kısımlardan biri. Allah Allah. Ne beceremedim ya şunu. Yanlış mı düşünüyorum? Buradan, buradan çıkarmadım mı ben bunu? Tamam evet yanlış düşünüyormuşum. Tamamından mı çıkardım diye düşünmüştüm. Tamamından çıkarmamışım. Bunun yanı sıra. Burada bir FRP rıza kağıdım var. Burada bir adet boş poşetim var. Bu boş poşetlere zarları koymak. Çok tatlı oluyor ya da işte bu tarzda küçük kartları koymak. Zaten aslına bakarsanız oyun kartlarını ben buradan çıkarmıştım. Buradaki oyun kartlarını kendileri bir cebe sığınca gerek kalmadı. Dediğim gibi bunu şimdi Hakkan'a vermeyi hatırlamak kalıyor. Aslına bakarsanız daha havalı handoutlar yapıyorum. Bu en ucuza kaçtığım handout. Yani bir yandan bu kartların gerçekten proper kart olması güzel. Bunları da zamanında nereden buldum gerçekten hiç bilmiyorum. Çünkü epey önce DM tool kitime koyduğum bir olaydı ama bir yandan bu kartların premium hissettirmesi güzel. Bunlarla aslına bakarsanız loot dağıtmak isterim oyunculara. Ama velakin ...zarfa tam sığıyor. Bir. İki. Şu anda printer'ım çalışmadığı için... ...daha havalı, daha afilli... ...handout'lar ne yazık ki yapamıyorum. Daha afilli, daha havalı handout'larım... ...normalde printer'dan çıkarıp... ...daha sonrasında soya sosuyla renklendirdiğim ve... ...180... ...pardon, 180 mi? 250 mi yapmıştım hatırlamıyorum. 250 derecede 3-5 dakika... ...pişirdiğim... ...kağıtlar oluyor. Onlar çok daha... ...haşır huşur tam bir böyle parşömen gibi olabiliyorlar, çalışabiliyorlar. Şimdi burada bir takım, aa bunlar deriye yapışmışlar. Çok keyifsiz. Bunlar burada bir takım cheat sheetlerim var. Bir takım cheat sheetleri de atmıştım aslında bakarsanız. Yok hayır bunlar sadece müsvet değilmiş. Ooh. Daha önceden iki boyutlu minyatür yapmak için kullandığım şeyler. Şunu keseyim de bari bunu kullanırım. Bu cheat sheetlerin bazıları işte Monster Manual'ı her seferinde açmayayım diye kendime print ettiğim kaynaklar. Bu kaynakların bazılarında ogreler de vardı diye hatırlıyorum. Buraya da kağıt koymamam. En azından dümdüz bir şekilde kağıt koymamam gerektiğini öğrenmiş oldum. O ogrelerin olduğunu bulursam ki bu. Ogreyi buradan kesip yine cheat sheet olarak kullanabilirim. Çünkü belli ki önümüzdeki seçim çok fazla ogre dövüşü olacak. Ben buraya koyayım. Daha önceden çıkardığım bazı yaratıkları da önümde görebilirsiniz böylece. Yanlışlıkla birkaç tane print etmiştim. Dolayısıyla önümde bolca kaynak var. En dağınık video. En dağınık videomu nasıl çektim? Şimdi iyi kötü. DM olmak nedir? Nasıl çalışır? Biliyorsunuz. Bu tarafa bir şey koymuş muyum? Koymamışım. Şu kısmı koparacağım aslında bakarsanız. Çünkü sadece o kısım lazım bana. Ama bir yandan da hiç emin olamadım biliyor musunuz? Çünkü neden geri kalanlarını keseyim? Geri kalanları da elbet işime yarayacak olabilir. O yüzden sadece katlasam mı diye düşünüyorum şu anda. Ama bu noktadan itibaren artık biraz benim çöpçülüğüm yani söylemem lazım. Daha sonradan işime yarayabilir diye çok atlamak. Çünkü dediğim gibi yani şu an işime yarıyorsa Bakın. Bir ogre karakter kağıdı. Daha sonradan niye işime yaramasın? Hürk de bir köleydi. Ve Hürk'ü Hakkan'ı yakalamış kölecilerin elinden kurtardılar. Dolayısıyla Hürk de dostlar. Bunları yarın keser. Session öncesi minyatür yaparım. Hatta bir tane çıkarmak yerine buradan iki tane çıkarabilirim dümdüz. Çünkü madem iki tane olacak karakterler. iki tane olacak yani ogre. Kaç iki ogre dedim. Bir tane Hill Giant geliyor. iki Ogre geliyor. Bir de Borazan'la Troll çağırıyorlar. Dedim Borazan'ın çağrılma süresini bir tur yaptım. Yani Borazan'ı çalmaya başlıyor. Bir tur 6 saniye. Diyen de 6 saniye boyunca çalması gerekiyor. Hill Giant'ın. Bu eğer başarıları yapabilirse. Eğer bu süreci tamamlayabilirse. Bir turluk bir konsantrasyon speli aslında bakarsanız. Başarabilirse. Troll başarılı bir şekilde yanına geliyor. Şimdi notlarımdan devam edebilirim şu anda oyunculara bir kombat yazdım aslına bakarsanız. Birkaç hook attım. Bunun yanı sıra oyuncular tekrardan daha önceki dungeonlarına gitmeyi tercih edebilirler. Ya da esirler varmış diye bu Miğferbaşı şehrine gitmeyi tercih edebilirler. Yaptıkları seçim sonrası vardıkları yer muhtemelen uzak bir mesafe olduğundan oyunculara daha fazla random encounter çıkarmak istemeyebilirim. Ama her daim yanınızda bir tane olması işinize yarar. Bu noktada da Random Encounters kitabıma danışabilirim. Ya da Dungeons, Dungeon Master's Guide'a ya da Zanatar to Everything'e ama yani söylemem gerekiyor ki onlar bu konuda çok daha eksik kitaplar. Bu kitabın bu arada baskı kalitesi acayip iyiymiş. Diğer kitaplardan daha kaliteli sayfaları ve diğer kitapların 3'te 1'i fiyatına falan her, herhangi birinin işte bir fiyatına yanlış anlaşılmasın. Şu anda benim oyuncularım orman yolları üzerinde gidiyorlar. Dolayısıyla onlara göre bir yol bulabilirim. Oyuncular bu geçenlerde yaptığım asma köprü maketini bir yayında göstermiştim. Hadi tekrar göstermiş olayım. Oyuncular bir asma köprüde yaptığım maket boşa gitmesin diye savaşsınlar diye yollarına bir asma köprü çıkarabilirim. Kendileri eğer Miğfer başına gitmeyi seçerlerse Miğfer başının yolunda bir ırmak var. Neverwinter'a varan ırmak hatta inanır mısınız? Bu ırmağı geçebilmek için, aşabilmek için bir tahta köprü, ahşap köprü oldukça güzel bir konsept olur ve çok güzel kullanabilirim. Fakat sorun ahşap köprünün olup olmaması değil. Sorun Ahşap köprünün aslına bakarsanız bunu havalı bir yere bırakabiliyor muyum? Mesela bunun iki ucuna bıraksam. Yok istediğim kadar güzel olmuyormuş. Merdiven yapaydım keşke. Şöyle yapayım merdiven olsunlar. Asma merdiven. Sorun ırmağın iki yanında neler olması gerektiği. Yani düm, düz çünkü maketleri tamam şu anda siz bir köprüden geçiyorsunuz deyip oyuncuların karşısına koyamam. Bu maketi koyup daha sonrasında oyunculara bak bu köprünün şu tarafında şöyle bir yaratık var. Bu tarafında böyle bir yaratık var. Sizin geçmenizi engelliyorlar veya ipi kesmekle tehdit ediyorlar gibi bir encounter çıkarmam lazım. Bu noktada tekrardan kitapların bazılarına ilham için başvurabilirim. Aklım da aslına bakarsanız Hihi, burada geçemezsiniz. Yapan bir yaratık var. Bir yoda var. Kafamda uzun süredir inanır mısınız? Aslına bakarsanız. Fakat bunu bir türlü oyuncularıma karşı çıkarmak Kısmet olmadı. Bugüne kadar. İşte bugün, bugün gelmiş olabilir diyebilirim ki bir köprü var. Köprünün arkasında da az uzakta yıkılmış bir kule görüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Köprüden geçeceğiz. Tamam. Köprüye ilk adımınızı atıyorsunuz. Attığınız vakit önünüzde puf diye bir küçük yeşil yaratık beliriyor. Bu yaratık size diyor ki: Hı -hı, Köprüden geçemezsiniz. Burası bilmemlerin Köprüsü. Salıyorum. Orada bir isim atacaksınız işte. Genasi. Burası Genasinin Köprüsü. Ama durmadan yapmayı unutmam gerekiyor. Çok hoşuma gidiyor çünkü. <laughs> en keyifli kısmı bu. Rol yapmanın. Saçma sapan karakterler alıp saçma sapan karakterleri kullanabiliyorsunuz. Mesela bu büyücünün aslına bakarsanız bu büyücü yaratığın bir yandan köprü savaşı çok güzel olmak olmakla beraber bir yandan da bu seçimde biraz aşırıya kaçabilir. Bu seçimde farklı bir şey isteyebilir miyim diyecektim ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Hani nasıl <laughs> başta anlatmıştım ya bir büyücü vardı ve bu büyücü oyunculara necklace of fireball'u atmayı unutmuştu diye. İşte şu anda aklıma bu geldi. Fakat bunu işte bahsettiğim gibi şayet miğfer dibine giderlerse miğfer dibi dedim özür dilerim. Özür dilerim müziklerin falan ve fanları. Şayet miğfer başına giderlerse çıkarmam lazım. Dolayısıyla miğfer başı yolu ve asma köprü diye iki tane not alayım şimdilik. Asma köprüye deli yaratığımızı seçeyim. Büyücü listesinden. Monsters of the Multiverse kitabını açmamın sebebi Monster Manual'da çok güzel yaratıklar var. Fakat Monster Manual'daki yaratıklar üzücü bir şekilde... Bunu buraya koyunca daha mı iyi odaklıyor? İnanılmaz daha iyi odaklıyor. Monster Manual'daki yaratıklar üzücü bir şekilde yaratıklar. Monsters of the Multiverse'de ise çok güzel bir şekilde ...birçok kaynak var. Yani Monster Manual 2 diyebiliyorum gerçekten ama ...Monster of the Multiverse'a ve... ...bence çok daha iyi. Bir yer tutuyorum Monster Manual'da göre. Klasik yaratıklar Monster Manual'da olduğu için... ...tabii ki de o da hoş ama... ...birkaç açıdan bu çok daha iyi. İşte mesela Wizard'lar. Ben her oyuncuların karşısında... ...Wizard çıktığında bunu yapmakla uğraşmak istemiyorum. Ve bu kitap bana... ...bak sen uğraşma diyor. Aa ne kadar güzel burada farklı troller varmış. 13 seviyelik troll, 9 seviyelik troll, 11 seviyelik troll... Sanki bunlar benim oyuncularım için biraz küçüler. Zehirli troll. Zehirli troll kaçmış? 7 seviye. Muazzam. Troller ne kadar güçlü şeylermiş. Bir ilk klasik trollde kapışsınlar da ondan sonra gelip afilli trolllerden korkmayı öğrenirler. Bu noktada Conjurer Wizard, divine Wizard, Enchanter Wizard. Asma Köprü. Asma Köprü'ye bir büyücü yapacağız şimdi. Bu büyücü küçük bir goblin olacak. Bu büyücünün kendisini zekileştiren bir eşyası olacak. Buna da Dungeon Master's Guide'daki bir loot'tan bakabilirim aslına bakarsanız. Ve kendisinin yıkık bir kulesi olacak aslına bakarsanız. Asma köprünün arkasında. Aklımdaki süreç şu anda şu şekilde. Bu büyücü goblinin adını Eerie yaptım. Kendisi durmadan Eerie yapacak zaten. Adına da Şah, şahsına yaraşır bir şekilde adına da. Bu kendisi bir Diviner Wizard olacak. Bizim oyundaki büyücümüz de bir Diviner Wizard olduğu için yanlış telaffuz ediyorsam affedin. Kendisi karşısında kendisinden bir büyücü olduğunu anlayabilecektir ve belki bir pazarlık edebilecektir diye bir fikrim var. Bu noktada DC'sini 17 yaptım. DC'si difficulty class'ını 17 yaptım. Yani oyuncularımın bu karakteri ikna edip köprüden geçebilmesi için 17'nin üstünde atması lazım. Sevgili Florizel'in Bajowski'nin karakterinin artı 8 Persuasion var. Dolayısıyla DC17 dedim ben buna ama DC17 aslına bakarsanız bu karakter için çok düşük kalıyor. Çünkü sevgili Bajowski 10 ve hatta yani 9 ve yüksek attığı müddetçe yani zarın yarısından fazla yarısından iki fazla bir zar attığı müddetçe tutturuyor bu DC'yi. Dolayısıyla buna bir gimmick koyabilirim. Yani sevgili büyücünün, sevgili büyücü Markus'un ya bu karakterin de bilgiye aç olduğunu fark etmesini bekleyebilirim. Ya da bu karakterin de kendisi gibi bir Diviner Wizard olduğu için geleceği gördüğünden bahsetmesini bekleyebilirim öyle bir gimmick koyabilirim. Ya da derim ki bunun DC'si 20. Ama DC'si savaştığınız her tur 1 düşüyor derim kendimce. Ama bunu oyunculara söylemem. Bunu oyunculara söylemediğim için de oyuncular eğer 3. turda dur tamam seninle savaşmıyoruz sadece geçmemize izin ver tarzında bir şeyler derlerse daha ikna edici olabilirler belki de. Ama ilk turdan değil. DC'sine difficulty klasına 20 eksi round dedim şu anda. Yani 20 ve daha sonrasında geçen turları tek tek azaltacağım. Bu büyücünün, büyücü goblinin yerinin bir Necklace of Fireball'u var. Durmadan oyunculara atıyor ve etraflarında bir şeyler patlıyor. Eğer oyuncular köprüye doğru adım atmaya çalışırlarsa oyuncular hala atmaya devam edebilir ve köprüyü yakabilir. Bu tehlikeli bir durum. Hem oyuncular için hem de hem oyuncuların geri dönmesi açısından hem de genel olarak köprüden düşmeleri açısından. Bunun yanı sıra bu iki nehrin, nehrin iki yakasının uzaklığını oyuncuların Misty Step olduğu için Misty Step'ten daha uzun yapmam gerekiyor. Hemen o yüzden bakmam gerekiyor Misty Step büyüsüne. Misty Step büyüsü 30 feet teleport ediyormuş. Benim köprüm şu anda 30 feet'ten daha uzun. 30 feet oyunda 6 kare ediyor. Bu şu anda 1-2 karelik bir köprü. Dolayısıyla bir tanesini dolandırmışım istemem. Dolandırdığım vakit hemen <laughs> İpleri daha kısa olmaya başlıyor. Dolayısıyla çok daha uzun bir köprü bu 30 feet'ten. Belki bir yere kadar koşup bir yerden sonra misli step atmayı deneyebilirler. Dolayısıyla onu da düşünmek gerekiyor. 6-7 ilerleyip misli step attıklarında hala köprüyü bitirememiş oluyorlar. Ama en azından bir tanesi geçmiş oluyor. Hepsi bunu yapamaz diye düşünüyorum. Buna karşı bakıyorum bir büyüsü var mı diye. Prestidigitation büyüsü var büyücünün. Belki diyebilirim ki oyunculara ya gidiyorsunuz ama işte dördüncü tahta ve bunun yanı sıra işte ne bileyim buradan da altıncı tahta kırık derim. Bu gerçek değildir. Lakin büyücü onlara o şekilde gösterir. Ve derim bu ipler kopmak üzere falan filan. Oyuncularım dolayısıyla buradan yürüyüp misti step atamazlar. Çünkü yürüyebilecekleri yol e ona, engellidir. Atlamaları bir jump check atmaları gerekir. Ya da e ne denir ona? Belki Difficult Terrain sayarım. Kendilerinin ilerlemesi kısadır. Ya da ilk boşluğu Missed Step'le geçerlerse ikinciyi mecburen atlayarak geçmeleri gerekir. Aynı terane farklı bir şekilde denk gelmiş olur. Ve köprüyü de iki kişilik kalınlıkta yapmayı planlıyorum. Dolayısıyla üç kişi arda arda geçemezler. Diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra büyücüye bir zeka yüzüğü vermeyi planlıyorum. Büyücünün zekasını belli bir seviyeye çıkaran... Fakat bunu vermeden önce karakterlerime bakmam gerekiyor. Florizel karakterinin zekası 0. Hakka'nın intelligence'ı artı 3 çünkü kendisi bir Eldritch Knight mıydı? Büyücü dövüşçü. Marcus'un intelligence'ı ise büyücü olduğu için artı 4. Dolayısıyla ben aslında artı bir intelligence bir verecek bir yüzük verdiğimde bunu Marcus da de kullanmak isteyebilir. Ama aynı eldivende yaptığım gibi bir cap de koyabilirim, bir sınır da koyabilirim. Derim ki bu yüzük takan kişinin zekasını 19 yapıyor derim. Bu noktada büyücümüzün intelligence'ı zaten 19 olduğu için dövüşçümüz Hakkan veya Florizel'i kalacaktır yüzük. Tabi 18 yaparsam bu sefer de büyücüyü biraz aşağılamış oluyor muyum gibi diye düşünüyorum. Çünkü büyücümüzün de intelligence'ı 19. Artı 1 yaparsam sevgili Florizel ondan vazgeçer. Der ki benim intelligence'ım artı 1 olacağına al senin intelligence'ın artı 5 olsun der. Makul bir şekilde. Lakin büyücüye geçtiğimiz el, geçtiğimiz session çok fazla loot çıkardım. Dolayısıyla bu loot'u aslında kapışmalarını isterim biraz. Dolayısıyla ama dediğim gibi bir yandan büyücünün de gücünü almadan olsun isterim. Dolayısıyla intelligence'ı 18'e kepleyen bir yüzük güzel olabilir. Fakat bunu not alayım. Acaba bana daha iyi bir fikir verebilecek ya da doğruca bu dediğimi sağlayabilecek bir Yüzük bir eşya. Hali hazırda Dungeon Master's Guide'da var mı? Bakalım. İstediğim ringi bulamadım. Dolayısıyla kendim söyleyeceğim tabii ki de. Zeka yüzüğü diyeceğim buna. Sevgili Florizel'in, sevgili Bajoskin'in çok güzel bir büyüsü var. Darkness diye. Aynı zamanda ben onları oyunculara portion olarak da düşürdüm. Şişelenmiş karanlık diye. Kendisini bu portion'ı fırlatarak ya da karanlık büyüsünü yaparak bir karanlık küresine sahip olabiliyorsunuz. Bu karanlık küresi magical karanlık olduğu için insanlar ışık yakıp içinde göremiyorlar. Işıklarını büyüyle yakıp kuvvetli bir büyüyle yakma, yakması gerekiyor. Karakterlerin Natoa mezarları gibi düşünebilirsiniz. Bunun yanı sıra Florizel'in Devil Sight adlı ne olursa olsun görür, magical darkness'ta bile görür özelliği olduğu için Florizel bu karanlığı görebiliyor. Ve bu çok büyük bir avantaj sağlıyor kendisine. Ama ve lakin bu karşılarına çıkardığım Diviner Wizard, Wizard'ın hem True Seeing büyüsü var hem de bir tane daha büyüsü vardı. Bir de Arcane Eye büyüsü var. Arcane Eye kendisi bir göz yaratıyor ve istediği bir noktadan ekstra bir kamera açısı sağlıyor. Büyücüye True Seeing de doğruca bir şeylerin içinden gerçekten görmelerini sağlıyor. True Seeing Magical Darkness'ı geçmiyor olabilir. Sevgili oyuncum bana burada karşı çıkacak olabilir lakin Arcane Eye'ın geçtiğini biliyorum. Çünkü kendisini Darkness'ın dışına koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde onun o klasik taktiğin etrafından dönebilirim diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra son olarak büyücüye ölürse yüzünü vermesi fakat arkadaşlık durumunda ise oyunculara kitap vermesi için bir loot çıkarmayı düşünüyorum. Sevgili haklı bir yorum yaptı. İstediğim gibi bir kitap bulamadım ne yazık ki oyuncularıma verecek. Ve okumaya devam ediyorum. Çevikliği 2 arttıran, Gücü 2 arttıran, gücü diyorum pardon dayanıklılığı 2 arttıran, bunun yanı sıra gücü 2 arttıran varmış gerçekten de kitaplar var. Bunun yanı sıra bir de Manual Man of Golems var. Bu güzelmiş. Manual of Golems'ın esprisi bu kitabı okumaya çalışan karakterlerden. Eğer ki birisinin 2 tane 5. Beş, seviye büyü slotu yoksa o karakter bu Manual of Golems'ı kullanamıyor ve eğer kullanamıyorken okumayı denerse 6d6 psychic hasar alıyor. Bunu çok sevdim. Çünkü Eerie'ye rol yaptıracağım bu noktada. Diyeceğim ki aman aman onu okumayın. Ona aklınız ermeyebilir. Ben daha sonradan sizin aklınız erince onu vereyim. Diye rol yaptıracağım. Ve tabii ki de oyuncularım muhtemelen açgözlülük içinde onu ya çalmaya çalışacaklar. Ya da döve döve alacaklar. O noktada da oyuncularımın hasar almasını keyifle izleyeceğim ben. Ayrıca da buraya koysam acaba? Güzel. 2 adet Encounter ve bunun yanı sıra bolca Clue yazdım. Umarım güzel bir gayet olmuştur. Niye böyle küçük bir defter kullanıyorsun? FSB havalı de, defterlerin yok mu altındaki deri gibi diyorsanız. Kendi kendime bir söz vermiştim demiştim ki campaign bu defter bittiğinde bitecek demiştim. 3-4 sayfası kaldı. Şu ana kadar bilmiyorsanız, bilmiyorduysanız bir FRP oyunu yazım süreci nasıl oluyor diye bu şekilde oluyor. Saate bakmam gerekirse, saatte de, saatten ziyade de kayıt ettiğim süreye bakmam gerekirse şu anda 4,5 saat olmuş. 4,5 saattir bir masada oturuyorum ve fikirlerimi toparlıyorum. Onun yanı sıra zaten baştan bazı belli fikirlerim vardı işte mesela asma bir köprü maketi yapmıştım çok keyif alarak ve demiştim ki a ah, demek ki oyuncular asma bir köprüde savaşacaklar gibi bazı belli işte ya da ...hihi diye bağıran bir NPC mi olacak diye belli başlı fikirlerim var tabii ki de dolayısıyla bunlar da yardımcı oldu ama umarım size tool'larımı ve tool'larımı nasıl kullandığımı gösterebilmişimdir. Monster Manual'dan açıp oyuncuların level'ına göre yaratık bakmayı daha önce Mesosky'den loot bakıp o loot'a göre bir encounter yaratmayı ya da bunun yanı sıra bir encounter'ıma göre nasıl loot bakabileceğimi ya da ya da ya da bunun yanı sıra işte random encounter'lardan nasıl e, ilham alabileceğimi ya da nasıl clue yazabileceğimi umarım size daha iyi göstermişimdir. Saat çok geç olduğu için belki de <laughs> bu videonun tekrar izlediğimde diyeceğim ki çok sessiz konuşmuşum, çok uykum gelmiş belli ki ve bu videoyu silmeliyim diyeceğim. Ama umarım öyle olmaz çünkü öyle olursa çok üzücü olur. 4,5 saatlik videoyu kırparak size yarım saatte 40 dakikada getirebileceğimi umuyorum. Çünkü çok az konuştum gerçekten de video içerisinde. Ben Deniz Fantastik Sever Bey. İzleyen hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda, önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler.